Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta Brokeven oynayacağız. Bu bölümde oyuna yeni güncellemeyle beraber gelen kıyafet kodlarını deneyeceğiz. YouTuberların kıyafetlerini bedavaya yapmaya çalışacağız. Bakalım ücretsiz bir şekilde bu kostümleri alabilecek miyiz? Sizler de bu videoları izleyerek benden gördüğünüz şekilde istediğiniz YouTuber'ın kıyafetlerini alabilirsiniz arkadaşlar. O zaman videoya like attıysanız daha fazla beklemeyelim ve hadi gelin videoya geçelim. Evet, oyunumuza giriş yaptık arkadaşlar. Buradan hemen avatar editörü açıyorum. Ondan sonra burada bakın katalog ID diye bir şey var. Bu ID ne? Nasıl çalışıyor? Nereden buluyoruz? Ve ne işe yarıyor? Hepsini açıklayacağım. Ama bunun için Roblox'un ana sayfasına gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Arkadaşlar, Roblox'un ana sayfasına geldik ve avatar shop'u açıyoruz. Buradan herhangi bir şeye tıklayalım. Neye tıkladığımızın bir önemi yok. Mesela şibili dop dop adama tıkladık. Bakın burada şöyle bir sayı var, görüyor musunuz? İşte ID tam olarak bu oluyor. Hangi eşyayı istiyorsak onu katalogdan buluyoruz. ID'sini kopyalayıp yapıştırıyoruz. Yani böyle olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi deneyeceğiz. Ben şimdi bunu kopyalasam ama bu ne ki? Bu giyilebilen bir şey mi bilmiyorum. Aa, şibili dop adam geldi yanıma. Bakın bedavaya şibili dop adamı aldık gördüğünüz gibi. Bayağı iyi ya, bayağı iyi, peşimizden geliyor. Bunun ID'si mesela gördüğünüz gibi bu. İsteyenler kullanabilir. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz bu bölümde YouTuberların kıyafetlerini taklit etmeye çalışacağız. Eğer isterseniz bunun ikinci ve üçüncü bölümünde troll kıyafetler, en pahalı kıyafetler gibi gibi sizlerin istediği içerikleri çekerim. Şimdilik şibili dop adamla maalesef vedalaşıyoruz. Öncelikle sizlere göstermek istediğim kıyafet tabii ki de Mavi'nin kostümü arkadaşlar. Mavi'nin kıyafetlerine bayağı bir soran vardı. Şimdi ben size Mavi'nin kıyafetlerini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Her şeyimizi bir önce çıkaralım. Baştan yapacağız çünkü. Ne varsa çıkarmak istiyorum. Şöyle rastgele kıyafetler giy çık yapalım. Mavi galiba cıbıldak bir şekilde ortada bırakmamız gerekiyor. Evet, şu anda Mavi'yi tamamen baştan aşağı soyduk resmen. Bakalım Mavi'nin kostümlerini nasıl yaparmışız. Bunun için ben kendi profilime giriyorum. Öncelikle Roblox TV Mavi tişörtünü giymemiz gerekiyor. Bunun ID'sini hemen buradan kopyalıyorum ben. Oyuna geldik. Bakın ID kısmı şuradan açılıyor. Karakterin boyutunu ayarladığınız yerden. ID'miz tam olarak bu. Enter'a basıyoruz ve tişörtümüz geldi. Dediğim gibi arkadaşlar, siz videoyu durdurup ID'lere teker teker bakabilirsiniz. Şimdi sıra pantolonda. Hemen geri geldik buradan, pantolonumuzu bulalım. Pantolonumuz da buradaymış. ID'mizi buradan kopyalıyorum. Sizlere de gösteriyorum nasıl yapıldığını. Siz video haricinde başka karakterlerde yapabilirsiniz bu şekilde. Pantolonumuzun ID'si de burada, bunu da yapıştırdık. Ve sıra tabii ki saçta. Saçımızın ID'sini de yapıştırdım buraya. Gördüğünüz gibi Mavi zaten oldu şu anda. Birkaç ufak tefek eksikleri var ama o eksiklerden biri tabii ki de pelerini olmazsa olmazı. Hemen bunun da ID'sini kopyaladık. Yapıştırıyoruz şu anda ve pelerinimiz de geldi. Pelerimizin ID'si de bu şekilde. Şu anda aslında Mavi tamamlandı arkadaşlar. Ben aslında Brokeven oynarken Mavi'nin surat ifadesi bu değildi. Farklı bir surat ifadesi. Fakat normalde çok pahalı olduğu için alamadım. Ama burada her şey bedava olduğu için hadi gelin onu da yapalım. En son kaç Robux hatırlamıyorum. Süper Süper'di galiba ismi. Bunu Roblox kataloğundan da bulabilirsiniz bu arada. Ama bunun 100 olması için buradan Face'i seçmemiz gerekiyor. Neredeydi? Hemen buradan 100 sekmesinden. Evet, 127 bin Robux'muş ya bu. Bunu nasıl alayım ben arkadaşlar? Her like 10 Robux olsa bile alamayız muhtemelen. Ama olsun, gelin burada bedava ve yüzümüzü de buradan enterlıyoruz. Niye enterlayamıyoruz? Enterlamaya çalışıyoruz. Bunu kopyalayamadık. Allah Allah. Tekrardan ben bir deniyorum burada yazmayı ama olmuyor nedense. Oradan olmuyorsa biz de buradan seçeriz o zaman. Evet, burada da o yüzü bulabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Brokeven Mavi şu an tamamen oldu. Siz de aynı kodları yazarak Brokeven'dan Mavi tamamen ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hadi gelin şimdi diğer YouTuber'lara geçelim. Aklıma ilk gelen YouTuber arkadaşlar Heron Papi Harika Panda oldu. Şimdi Harika Panda'nın karakterini kopyalayalım hep beraber. Olmazsa olmazı şapkasından başlayacağız gibi gözüküyor. Oyunda kar yağmış bu arada. Kendimize daha sakin bir mekan seçebiliriz. Şöyle şuraya girdik mi işleri çözeceğiz gibi duruyor. Karakterimizi de sıfırlayalım hepsinden sonra. Şapkamızı getiriyoruz şu anda. Enter'a basalım. Şapkamız geldi. Güzel. Tişörtümüzü de bulduk şu anda. Kopyaladık. Hızlı bir şekilde yapıştırıyoruz. Ve tişörtümüz de geldi. Yavaş yavaş Harika Panda olmaya başladık galiba. Burada bir adet kolyesi varmış. Bunu daha önce fark etmemiştim. Bunu da alalım, güzel. Kolyemizin de bu şekilde ID'sini koyduk. Alt tarafta bir şeyler eksik yapalım. Bir an önce pantolonumuzu bulsak iyi olur. Kafatasını da kopyalayabiliyor muyuz acaba ya? Vallahi kopyalanıyorsa güzel olur. Denemedim çünkü. İlginç bir deney olacak. Bakalım kafayı kopyalayabiliyor muyuz? Kopyaladık mı? Anlayamadım. Kafada kopyalanmasın ya, bir şey olmaz ondan. Burada pantolonu varmış, hemen onu da alalım. Pantolonu da bu şekilde görebilirsiniz. Son olarak da yüz ifadesi kaldı arkadaşlar. Yüzümüzün ID'si de bu şekildeymiş. Hangi şekildeymiş? Bu şekildeymiş. Biz niye yüzü yapamıyoruz ya? Yüzde bir sıkıntı var. Roblox'ta olduğu için mi olmuyor bilmiyorum ama buradan da bulabiliyoruz aynı yüzü.
Bütün yüzleri çıkardım, bir de böyle deneyeyim, belki böyle yapabiliriz. Yok, nedense yüzler çalışmıyor arkadaşlar. Yüzleri gelip buradan ayarlamamız gerekiyormuş. Buydu galiba, bu olsa gerek. Şöyle bir bakalım, bu değil miydi? Bir dakika, bir dikkatli bakmamız gerekiyor. Yok, bu değildi galiba, bu değil. Bakmaya çalışıyorum, umarım gözümden kaçırmıyorumdur. Çok fazla yüz var. O yüzün burada bir yerde olması lazım. O çok basit bir yüz aslında ama ben nedense göremiyorum şu an. Birkaç kere baktığım yüzlere göremedim. Bir de harika pandanın vücudu bu değil arkadaşlar. Bizim vücudumuz şu an Roblox Boy. Onunki farklı, onu da ayarlarsınız bence. Önemli olan şeyler zaten ID'lerde, onları da verdim. Şimdi bir diğer YouTuber'a geçelim. Kime geçelim dedim, aklıma Bubble oyunda geldi. Hadi gelin Bubble oyundanın karakterini yapalım. Bir tane ev çıkaralım, evin içine gidelim. Böyle olmuyor ya. Şu ev iş yapar gibi. Oyunda da sürekli kar yağıyor bu aralar, anlamadım. Evet, evin çatısı gelirse bir an önce teşekkürler, teşekkürler. Bubble oyundaydı, açtık arkadaşlar. Karakterini şimdi kopyalamaya başlayalım. Öncelikle tişörtünden başlıyoruz tabii ki. ID'sini aldık, kopyalayalım hemen. Şimdi de hızlı bir şekilde yapıştırıyoruz. Bakalım kıyafetimiz geliyor mu üstümüze. Ve geldi. Evet, Bubble oyundanın tişörtü geldi şu anda gördüğünüz gibi. Devam. Burada da saçını buldum. Hemen bunu da alıp yapıştıralım. Saçı koyduktan sonra bayağı bir benzeyeceğiz zaten. Burada bir tane rozet varmış. Bunu da alalım. Bobby'nin B'sinin rozeti var burada. Hemen bunu da ekliyoruz. Tişörtümüzün önüne bakalım gelecek mi? Bu gelmeyebilir. Evet, böyle şeyler galiba gelmiyor arkadaşlar. Burak'ı bunu ayarlayamamış. Olsun, biz de B'siz yaparız. Artık altımıza bir şey giymenin vakti geldi bence de. Hemen bunu da alalım. ID'sini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ve pantolonumuzu da giydik. Ufak tefek birkaç eksiğimiz kaldı. Ne onlar? Tabii ki de yüz ifadesi. Ama yüzler gelmiyordu. Pelerin alalım biz. Pelerinimizin ID'si de bu şekilde ekliyoruz ve gel hemen yüzümüzü ayarlayalım. Zaten bakın şuradaki yüz Bobby'nin yüzü ve bu olması lazım. Aynen. Bir önümüzde logomuz eksik, bir de duruşumuz. O duruşları da buradan ayarlayabiliriz bence. Bobby'ninki süper kahraman duruşu muydu? Neydi? Öyle bir şeydi galiba. Kaslı bir duruştu. Aynen bu. Ve Bobby oyundayı da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bir sonraki YouTuber'ımıza geçelim. Bu sefer de Geldi Başkan'ı seçtim. Bakalım Geldi Başkan'ın karakteri nasıl yapılıyormuş. Ama önce bir mekan falan bir şey değiştirelim. Geldi Başkan'ı da şöyle açık alanda yapalım. Geldi Başkan'ın da profilini buldum. Hemen tişörtün ID'sine bakalım. Buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Ve kopyaladık. Hemen şimdi oyunda bunu uygulama zamanı, ID kısmımızı açıyoruz, yapıştırıyoruz ve geldi başkan tişörtümüz, hayırlı uğurlu olsun. Bize bir de bunun altı lazım. Bu şekilde altını da bulduk, ID'sini alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir kolay aslında. Bunları öğrendikten sonra siz kendiniz bile yapabilirsiniz. Yapamayanlar da videodan bakıp görüyorlar zaten. Saçımızı da koyduktan sonra neredeyse %70 geldi başkan bitiyor. Saçımızı da bulduk arkadaşlar, ID'sini alıyoruz, şu şekilde yapıştıralım. Güzel güzel. Neredeyse oldu diyoruz. Ufak tefek şeyler kaldı, sadece dokunuşlar. Geldi başkanın yüz ifadesi de bir öncekiyle aynıymış. Güzel, o bizi uğraştırmayacak. Ama gözlüğü var ekstra olarak, onu koymamız gerekiyor. Ve onu da bulduk, hemen yapıştıralım. Daha fazla bir şey kalıyor muydu? Şu an oldu galiba. Bakalım başka bir şey kalmış mı? Yok. Geldi başkanın karakterini de bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir iki üç tur atalım ya. Siz de bu arada ilk önce kimin karakterini yapacağınızı yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bakalım en çok hangi karakter merak ediliyormuş. Madem geldi başkanı yaptık, at kafasını da yapalım, eskiler bilir. Sonra bir anda adam ortadan kayboldu, ne oldu ben de bilmiyorum. Bilenler onu da yorumlarda yazabilirler. Hadi gelin bir de at kafasını yapalım. At kafasının karakterini yapmak için de güzel bir yer seçmeliyiz diye düşündüm ve buranın çatısını seçtim. Bayağı fantastik bir şey olacağından eminim çünkü. Evet, harika. Şimdi kıyafetlerimizin ID'lerini bulmaya başlayabiliriz. At kafasının profilini de bulduk arkadaşlar. Gerçekten ilginç bir karakter. Hızlı bir şekilde ID'leri kopyalamaya başlayalım. Kıyafetimiz burada, hemen alıyoruz ID'sini, yapıştıralım. Takım elbise üstü giyiyormuş kendisi. Bu şekilde yapıştırabiliriz. Böyle değişik bir yüz ifadesi var ama dediğim gibi bunları galiba alamıyoruz. Oyundan bulmaya çalışacağız. Hemen alt tarafa geçelim. Asıl olaylar zaten kafasında başlıyor bu karakterin. Kıyafetimizin ID'si de gördüğünüz gibi bu şekilde yolladık. Alt üst tamam. Ama çok büyük eksiklikler var. Sizler de görüyorsunuz. Öncelikle şunu bir almamız lazım. Adı üstünde at kafası. Ve hemen kafamızı giyelim. Gerçekten heyecanlandım şu anda bunu giyeceğim için. Bayağı iyi ya. Gerçekten bayağı iyi. Bir de kuyruk gibi bir şey vardı. Onu da almamız lazım. Evet. At kuyruğu bir atın olmazsa olmaz eşyası zaten. Bunu giyebilecek miyiz? Ona da bir bakmak istiyorum. Evet, arkamıza geldi. Düşündüm de yüz ifadesi giymemize gerek yok. Zaten bu karakterin yüzü gözükmüyor. At kafasının karakteri de arkadaşlar aslında bir Roblox Boy değil. Buradan onu ayarlayabiliyorsak ayarlayalım hatta ya. Şöyle kadın şeyine benziyor hatta birazcık. Şöyle giysek ne olur? Yo, bunlar değil. Bunlarla alakası yok. Yo, bunlar sadece duruş. Bize vücut tipi lazım. Onları Roblox avatarınıza gidip vücut ayarlarınızdan ayarlamanız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi at kafasında bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi biz birazcık özümüze, mavimize dönelim. Özledik onu. Aynen bu şekilde.
Brock Haven'ın yeni güncellemesiyle beraber arkadaşlar istediğiniz karakteri bedava bir şekilde yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kıyafetlerin Brock Haven'da olmasına gerek yok. Adamlar demiş ki bizleri uğraştırmayın kardeşim, kendiniz bulun, kendiniz koyun demişler. İyi yapmışlar bence de. Eğer bu seriyi severseniz bunu like atarak ve yorumlarda belirtin. Ben de ona göre sizler için troll karakterler ve hatta daha farklı YouTuberların karakteri, yabancı YouTuberların karakteri, Roblox'taki en pahalı kıyafetlerin karakterleri gibi şeyler yapabilirim. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.